hamilelikte tabii ki hamilelik için çocuğun beslenmesi, annenin beslenmesi, karındaki bebeğin büyümesi, gelişmesi için tabii ki bir diyet yapılır. Çünkü zaten hayatımız beslenme üzerinde. Yani yaşlılıkta beslenme, hamilelikte beslenme, çocuklukta beslenme. Tabii ki bunların hepsinin bir beslenme protokolü var. Aynı şekilde gebelikte de bir beslenme protokolü var. Bunun için gebeliğe başlangıç kilosu ve oradaki sağlık durumu bizim için çok önemli. Yani bir gebe kadın eğer ideal kilosunun altında başladı ise onun için yapılacak beslenme programı ve süreç içerisinde alması gereken kilo miktarı farklı olacaktır. İdeal kilosunda başladıysa farklı, ideal kilosunun üzerinde başladıysa farklı bir beslenme programı uygulanacaktır. Biz şimdi şöyle diyelim, tabii ki bütün bunların hepsini burada anlatmamız uzun sürer, bu çok ayrı bir video konusu. Ama mesela ideal kilosunun üzerinde başlayan bir hamilelik için konuşursak şöyle bölebiliriz. İlk trimesterde kilonun ayda 1 kilo, 1,5 kilo olacak şekilde kaybına izin veriyoruz kontrollü bir şekilde. İkinci trimester dediğimiz 3 ayda o kilo korunacak. Hiç kilo almayacak, vermeyecek. Üçüncü trimester dediğimiz son 3 ayda da ayda yine 1-1,5 olacak şekilde kilo artışı sağlanacak. Bu süreç içerisinde kan değerleri kontrol edilecek, bebeğin büyüme gelişmesi kontrol edilecek, annenin tansiyonu, ödemi vesairesi hepsi kontrol altında tutularak yapılacak. Sadece bunu işte ilk 3 ay kilo verir, ikinci 3 ay korur, üçüncü 3 ay kilo alır şeklinde düşünmemek gerekiyor. Ama kabaca bilgi vermek gerekirse bu böyle. Ve bunu sağlayabilecek kişinin, gebe kadının sağlık durumu, yaşı, aktivitesi, normal beslenme, günlük beslenme düzeni hepsi masaya yatırılarak tek tek nokta atışlarla program oluşturulur ve gebe kadının buna uyması, uyabilmesinin sağlanması beraberce bir ekip işbirliğiyle gerçekleştirilir. Sonrasında da herhangi bir kiloya bağlı problem yaşamasının önüne geçilmeye çalışılır. Gebelikte tabii ki kadınların en büyük korkusu ya hamile kalınca kilo alırım ya da ya ben hamile kalmadan önce kilolarımı vereyim, zaten hamileyken kilo alacağım, işte en azından daha az alayım gibi bir korkusu var. Ama şu bir gerçek ki hamilelik dönemi kilo alma dönemi değil. Normal koşullar altında eğer 5 grup besini kadının sağlık durumuna, yaşına ve mevcut tüm durumuna, kan tahlili sonuçlarına, öğün düzenine, kültürel alışkanlıklarına her şeyi değerlendirerek bir program yazdığımızda, 5 grup besini verdiğimizde, düzenli, kontrollü ve ayarlı bir şekilde türevlerine dikkat ettiğimizde, ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, yağ şeker grubu, meyve ve sebze grubunu dengeli bir şekilde verdiğimizde bir gebe kadının normal koşullar altında 10-12 kilo almasını sağlarsınız. Doğumla birlikte zaten bunun çok büyük bir miktarı gidecektir. Sonrasında da bu kilo çok rahatlıkla yine sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyle gider ki çok güzel de bir Allah tarafından anneye verilen bir armağan vardır emziklilik döneminde. Anneden salınan süt ve annenin sütünün içinde bulunan ve anneden salınan hormonlar leptin düzeyini arttırarak emzikli kadının aslında çok rahatlıkla normal, sağlıklı bir beslenmeyle kilo vermesini kolaylaştırır. Ama sonrasında bizim yapacağımız aşırı beslenme, süt salınımının artması için tüketeceğimiz tatlılar, hamur işleri, yağlı gıdalar annenin gereksiz yere kilo almasına neden olur ve üstüne üstlük de sütün tadının şekerli olmasına neden olarak çocuğun damak tadını şekere alıştırmış oluruz. Ve tatlı tat dilin en ucunda olduğu için çok çabuk algılanan ve alışılan bir lezzettir. Çocuğun tatlıya alışmasına neden oluruz. Yani bizim emziklilik döneminde tükettiğimiz besinlerin tadı, kokusu, içeriği, yağ oranı, türevi hepsi anne sütünü etkiliyor. Bu yüzden anne sütünü de olumsuz etkilemeyecek şekilde, bebeğe de yanlış beslenme alışkanlıklarına yöneltmeyecek şekilde bir beslenme programı uyguladığımızda Allah tarafından desteklenen tüm hormonlarla birlikte zaten gebe kadın aldığı 1-2 kiloyu da çok rahatlıkla emziklilik döneminde kendiliğinden verecektir.